fırsat verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Türkiye 3-5 sene içinde bu hale gelmedi. Bunu biz sürekli parti politikalarımızı açıklarken de, Türkiye'nin durumunu her platformda açıklarken de söylüyorduk. Bu yeni dünya düzeni, yani bu küreselleşmenin getirdiği bir sonuç. Ama çoğu ülke bol para döneminde, 2008 krizinden sonra Amerika Merkez Bankası'nın bizim gibi gelişmekte olan ülkelere sağladığı kaynakları üretime ait sektörlerde kullandılar. Fakat biz çok uzunca bir süredir hem kendi üretim tesislerimizi yok pahasına elden çıkardık. Onun dışında bu gelen bol parayla da demire, betona yatırımlar yaptık. Üretim sektöründen tamamen uzaklaştık. Böyle olunca da bugünkü pahalılık ortamı insanlarımızın önüne çıkmış oldu. Tabii bu Türkiye büyük ülke. Bunları o şekilde bir görüntü var şu anda. Her şey özellikle 2017'deki tek adam rejimiyle birlikte, referandumdan sonraki tek adam rejimiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte tek kişinin karar verdiği bir ülke yönetimi var. Bu da kurumları oldukça verimsiz kıldı. Özellikle Merkez Bankası'nın yapısında çok büyük değişiklikler oldu. Merkez Bankası uzmanlarının çoğu bu gidişata ayak uyduramayan, daha doğrusu bu gidişattan rahatsız olanların görevlerine son verildi. Türkiye ilk defa 20 ayda 4 tane Merkez Bankası başkanlığının değiştiğini ilk defa görüyor. Merkez bankalarının başkanları 5 yıllığına seçilir ve 5 yıl boyunca aldığı kararlardan da herhangi bir şeye karşı talimat almazlar alacakları kararlarda. Yapı bu şekildeydi, fakat bu tek adam yönetimi ile birlikte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sona erdi. Özerkliği sona erdi. Herhangi bir devlet kuruluşunun müdür değişikliği gibi Merkez Bankası yöneticileri değiştirilmeye başladı. Tabii bu sürdürülebilir bir şey değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sürekli belirttiği gibi şu anda Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Bu anlamda biz erken bir seçim değil, derhal seçim istiyoruz şu anda. Çünkü bu işin altında sadece biz kalmayacağız. Bu işin altında tüm Türkiye kalacak bu gidişle. Bu şekilde devam ederse. Onun için derhal bir seçim yapılıp piyasalara güven verilmesi lazım. O güvenden sonra da çok kısa bir süre içinde ilgili kararlar alınıp bir restorasyona girilip Türkiye'yi bu badireden kurtarmamız lazım. Yoksa insanlar gerçekten bir dilim ekmeğe muhtaç duruma gelecekler. Bunun da emareleri görülüyor.